Haber Global ekibi işgalden kurtulan adama gitti. dün işgalden kurtulduktan sonra ilk kez ezan okunan, namaz kılınan adamdaki cuma camiine girdi. Hasan Uylaş ve İbrahim Bayram'ın adam izlenimleri geliyor şimdi ekranlarımıza. Hep birlikte izliyoruz. Adam işgal öncesinde dağlık Karabağ'ın en önemli kentlerinden bir tanesiydi. Yaklaşık 130 bin sivil yaşıyordu. İşgal sırasında binlerce Azerbaycanlı bu bölgeyi terk etti ve daha güvenli gördüğü noktalara yerleşti. E, tabii şu anda Azerbaycan ordusu Adam'da tam kontrolü sağlamış durumda. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma çerçevesinde Adam kenti dün Azerbaycan ordusuna teslim edilmişti ve Azerbaycanlı askerler ilk olarak Cuma Mescidi'ne geldi. Cuma namazını da hemen yayın yaptığım noktadaki Cuma Mescidi'ne kıldı. Hemen İbrahim Bayram ekrana getirsin. Azerbaycan için tarihi öneme sahip bir cami. İşgal dönemine kadar Azerbaycanlılara, adamlara hizmet veriyordu. Tabi işgal sonrası caminin büyük oranda tahrip edildiğini ifade edelim. Tabi dün Azerbaycan ordusunun bölgeye girmesinden sonra önce caminin... Dışarısı mayınlardan temizlendi. Daha sonra da caminin içerisi Azerbaycanlı askerler tarafından temizlenmeye çalışıldı, süpürüldü ve daha sonra da ilk cuma namazı da burada cuma mescidinde kırıldı. 27 yıl sonra Azerbaycanlı askerler burada cuma namazını kıldı. Tabi camiye Ermenistan'ın Ermenilerin özellikle talip ettiğini ifade edelim ki şu anda caminin girişindeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir ateş yakmışlar ve ateşin isi tamamen duvarı kaplamış durumda. Tabi caminin sadece dışına değil içinde de büyük bir tahribat var. Gördüğünüz gibi birçok noktaya Ermeniler yazılar yazmış. Caminin içerisi oldukça harap şekilde ki hatırlarsanız bir dönemde cami içerisinde Ermenilerin domuz beslediği yönünde görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntüleri de hatırlayacaksınız. Tamamen cami kullanılmaz durumda. Dün askerler cami içerisine girdikten sonra bir temizlik çalışması yaptılar ki o temizlik çalışmasının halen devam ettiğini ifade edelim. İlerleyen günlerde bu caminin yeniden ibadete açılmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Azerbaycan için aslında hem tarihi hem de manevi önemi var bu caminin. Zira Hocalık katliamı, Hocalı soykırımı sonrası yüzlerce Azerbaycanlının cenazesi bu camiye getirilmişti. Cenaze namazı bu camide kılındı ve daha sonra Hocalık katliamında şehit olan Azerbaycanlılar toprağa verildi. Önemli bir merkez Azer Azerbaycan'ın en önemli kentlerinden bir tanesiydi Adam ve Adam'ın en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi Cuma Mescidi'ydi ve Cuma Mescidi işgal sonrası Ermeniler tarafından tahrib edildi. İşte o tahribatı şu anda İbrahim Bayram ekrana getiriyor. Caminin mihrap kısmındayız. O dönemden kalma, Osmanlı'nın son döneminden kalma gördüğünüz gibi yazılar tamamen tahrip edilmiş, boya sökülmüş yine Ermeniler tarafından yazılar yazılmış. Evet, bunlar da muhtemelen bir kurşun deliği. Sadece tahrip etmekte kalmamışlar. Yine muhtemelen ki burada silah kullanmışlar. Caminin her noktasında bu izleri görmek mümkün aslında. Gördüğünüz gibi her tarafa yazı yazmışlar. Elmenice yazılar. Tabi Adam'ın tamamının bu cami gibi tarif edildiğini ifade edelim. Zira az önce de altını çizdim. İşgal öncesi 130 bin sivilin yaşadığı bir mega kentten, büyük şehirden bahsediyoruz ki Karabağ'ın en büyük kentlerinden bir tanesiydi. Tamamen tahrip olmuş durumda, tahrip olmuş durumda. Tabii Azerbaycan ordusunun bölgeye girmesinin ardından daha sonra buraya bir ekipler geldi. Önce temizlik çalışması bir taraftan devam ediyor. Ancak bir taraftan da caminin ışıklandırılması için bir çalışma gerçekleştiriliyor. E yine caminin etrafında mayınlar var. E bu mayınlar da askerler tarafından tespit edildi. O mayınların da imha edilmesini bekliyoruz. Dağlık Karabağ'ın en önemli kentlerinden biri Adam 10 Kasım'da anlaşma imzalanmıştı. O anlaşma çerçevesinde Dün tamamen kontrol Azerbaycan ordusuna girdi ve Azerbaycan ordusu Ağdam'a giriş yaptıktan sonra ilk olarak manevi öneme sahip Cuma Mescidi'ne gelmişti. İşte o mescidin son durumu bu şekilde